Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına, yani sizlere ait olan kanala hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Ereğli listesini değerlendireceğiz. Daha önceki çizimlerimize bakacağız. Kısa vadeye geleceğiz. Son zamanlarda yapmış olduğu hareketliliği birlikte analiz etme fırsatı bulacağız arkadaşlar. Ereğli, gördüğünüz gibi yayınlarda söylediğimiz 42-43 TL bandındaki direnç bölgesine geldi. Bundan sonra Ereğli'nin yapabileceği hareketlilikleri birlikte değerlendirip finansal okuryazar daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Arkadaşlar, kısa vadede Ereğli'yi değerlendirmeden önce şu bilgileri tekrardan konuşmakta fayda var. Bakın, boğa piyasasındayız. Boğa piyasasında kısa vadede işlem yapılmaz arkadaşlar. Boğa piyasası herkese nasip olmaz. Şimdi Ereğli listesinde herkes düşüş bekliyordu. Ancak Koyun Bulucu ne dedi? Bakın arkadaşlar, demir çelik sektörünün kötü olması, Ereğli'nin temettü vermeme ihtimali veya Ereğli'nin bilançosunun kötü gelebileceği ihtimalleri. Bakın, bunların hiçbirisi boğa piyasasında Ereğli'nin gitmeyeceği anlamına gelmez arkadaşlar. Şimdi Ereğli boğa piyasasında gitmeyecek de ne yapacak yani? Bilançosu iyi gelip de ayı piyasasında mı gidecek? Arkadaşlar, boğa piyasasında tabii ki bunlar önemlidir. Bunlar eğer olumsuzsa, bu dediğimiz veriler, yani temel veriler olumsuzsa, biraz geriden gelir. Biraz yatırımcısını bıktırır. Ancak ne yapar? Gitmesi gereken hedefe gider arkadaşlar. Lütfen boğa piyasasını iyi anlayalım. Boğa piyasasını iyi anlarsanız bu piyasalarda maksimum kazancı elde edersiniz. Dışarıda piyasanın ateş yeri olduğunu görüyorsunuz. Ancak borsalar her geçen gün daha yüksek seviyelere gidiyor. Bunun tek bir açıklaması arkadaşlar, piyasalar, yani finansal piyasalar, bugünü fiyatlamazlar. Gelecekteki oluşabilecek olumlu piyasayı fiyatlarlar. Olumlu piyasa geldiğinde de yükselen borsalardan para çıkışı olur. Yani bu para nereye gider? Olumlu olan piyasadaki ticarete akar arkadaşlar. Şu an dışarıdaki ticaretin olumsuz olması borsaların yükseldiği anlamına geliyor. Yarın piyasalar düzeldiğinde de borsalardan para çıkacak. Güncel hayattaki ticarete girecek. Bu konuda biraz ters orantı vardır. Boğa piyasaları 10 yılda 15 yılda bir gelir. Lütfen boğa piyasalarındaki bu kazancın maksimum seviyesinde oluşması adına finansal okuryazarlığınızı geliştirin arkadaşlar. Şimdi Ereğli listesinde yakın vadede neler yaptı? Bunu şimdi konuşacağız arkadaşlar. Ancak öncesinde biz bir boğa piyasasındayız. Yani boğa piyasasında 1 TL düştü, 50 kuruş düştü ya da 2 TL gitti. Bunların çok fazla önemi yok arkadaşlar. Bakın, uzun vadeli yatırım yapacaksanız işte boğa piyasasında yapacaksınız. Çok küçük hareketlerle stres olmayacaksınız. Her şeye düştü diye bunu satayım, gidene atlayayım yapmak yerine beğendiğiniz, güçlü gördüğünüz hisse senetlerini alıp bir süre beklemeniz lazım. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Ana direnç ve ana destek bölgelerimize bakacağız. Bakın, haftalık grafikte çizmiş olduğumuz bir Ereğli hissesi vardı. Bu hissemiz 2000 yılıyla burada gördüğümüz 2007 yılı arasındaki tepeleri birleştirdik ve buradaki 2003 yılındaki dibi birleştirmek suretiyle bir kanal görüntüsü ortaya çıkardık. Bu kanalımızın orta bantlarının son derece güzel çalıştığını gördükten sonra dedik ki bu kanala göre Ereğli'nin robotları hareket etme ihtimali son derece yüksek dedik. Bakın, zaten kanalın altına sarksa da burada ne yapıyor arkadaşlar? Kanalın içine girdikten sonra bu hareketin son derece önemli olduğunu anlatmıştım size. Kanalın içerisine giriyor. Yani 2000 yılından itibaren gelen bu kanal çizgimizin öyle bir direnç noktası ki altındayken, öyle bir önemli direnç noktasının içine geçtikten sonra, yani bu direnci yukarı yönlü açtıktan sonra ne beklenir? Bu direncin test edilmesi lazım. Yıllarca direnç olan bu bölge artık destek rolünü oynadığını görmemiz lazım. Teknik açıdan bu yükseliş ve bu düşüş, özellikle buradaki düşüş son derece önemli bir düşüş arkadaşlar. Tekniğin yükseleceğini gösterdiği bir düşüş. Bakın, içine giriyoruz. Kanalımızın eski direnç bölgesi artık bize destek olarak çalışıyor ve hızlı bir şekilde ne yapıyoruz? Kanal orta bandını test ediyoruz. Şimdi Ereğli'nin çizmiş olduğu görüntü bu. Yani Ereğli robotu bu analize göre gidiyor. Bu kanala göre gidiyor. Dolayısıyla arkadaşlar, bakın, diğer hisse senetleri kanalın orta bandına gelmemiş. Gelmemesi sebebiyle de ne yapıyorlar? Onlar orta banda gidebilmek için Ereğli'nin önünde hareket ediyorlar gibi gözüküyor. Ereğli'nin robotu, yani bu hisseye bu kaderi çizdiğinden dolayı ve bunda da hedef geldiğinden dolayı ne oldu? Arkadaşlar, orta banttan sert bir satış yedi. Uzun zamandır da yatırımcısını üzüyor. Ancak bu düşüş daha fazla yükselişi getirecektir. Çünkü boğa piyasasındayız. Boğa piyasasında düşüşler cılız olur. Yükselişler çok daha sert olur arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir gün Ereğli'de yükselişlerine başladığında
yaşlarında bu sözlerimi hatırlarsınız. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ne zaman yükselecek bu Ereğli? Tamam 36.90 desteklediniz. Milimetrik olarak 36.90'dan döndü. Bu bölgelerden sonra biz ne zaman artık Ereğli yatırımcısı olarak piyasalarda gördüğümüz gibi sert yükselişler göreceğiz diyeceksiniz. Arkadaşlar bakın bir yükselen trendi vardı. Defalarca kez bu yükselen trend bize destek olarak çalıştı. Altına kırılmayla birlikte ne yaptık? Artık yükselen trendimiz aşağı yönlü kırıldığından buraya geldik. Destek olarak çalışan yere kafa attık. Direnç olarak karşıladık ve çok sert düşüş aldık. Şu hareket dahi nasıl piyasanın içine girdiğinde bakın arkadaşlar burada gösterdik. İçine giriyor ve retest yapıyor. Yani direnç artık destek oluyor. Burada da destek ne olmuş? Bakın destek artık kırılmış. Direnç olmayla birlikte sert düşmüşüz. Dolayısıyla bu bölgenin aşılması halinde yani 43 TL'nin üzerinde Ereğli'nin olduğunu görürseniz Ereğli'deki artık hedefin kısa vade içerisinde 50 TL civarları olacağını bilmenizi isterim. Ereğli çok önemli bir direnç bölgesine gelmiştir. 43 TL'lerin aşılmasıyla hızlı bir şekilde 50 TL'ye gideceğini ancak ben bu 50 TL'nin de kısa vade içerisinde kırılacağını düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar bakın defalarca kez zaten bu bölgede Ereğli buradaki direnç bölgesini ne yapmış? Artık buradaki direnç bölgesini neredeyse yok etmiş arkadaşlar. Burada direnç veren kalmamış. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar Ereğli'nin buradaki önemli bölgesi 43 TL. Yani bu yükselen trendimizin, beyaz yükselen trendimizin üzerine atması, hele ki üzerine attıktan sonra böyle 45-46 TL'lere gelip 43 TL'yi retest yaptıktan sonra bir yükseliş görürseniz Ereğli her ne kadar 50 TL civarında birkaç gün oyalansa da ben bu bölgelerde çok uzun kalmayacağını, bu bölgenin de üzerine hızlı bir şekilde atıp piyasanın önünde hedefine doğru yani 100-110 TL'lere doğru gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kim ne derse desin Ereğli hissesi büyük bir hissedir. Ereğli şirketi büyük bir şirkettir, güçlü bir şirkettir. Boğa piyasasında pastadan nasibini Ereğli'de alacaktır arkadaşlar. Bunlar benim şahsi düşüncelerim. Siz böyle düşünmüyor olabilirsiniz. Yatırımlarınızı da kendi düşüncelerinize göre yapabilirsiniz. 43 TL'nin önemlice izlenmesi lazım. 43 TL'nin üzerinde Ereğli hızlı bir şekilde 50 TL'lere gider. 50 TL'lerde ise birkaç gün oyalansa da arkadaşlar oralar yine daha önce nasıl satış bölgesi olarak karşımıza çıktıysa bakın kanalımızın orta bandı. Yine 50 TL'ler satış bölgesi olarak karşımıza çıkacaktır. Ancak daha öncesinde defalarca kez test edip kıramaması sebebiyle bir kez daha bu bölgeye geldiğinde artık bu bölgeden düşmek için gelmeyecektir. Bu bölgeyi kırmak için gelecektir arkadaşlar. Ereğli robotları buralarda her ne kadar birkaç gün korku verseler de bu bölge hızlı bir şekilde kırıldıktan sonra bizim hedefimiz 100 TL ve üzerinde kanal üst bandımız olacaktır arkadaşlar. Ancak bu bölgenin kırılmasıyla benim beklentim şudur. Ereğli 55-56 TL'lere kadar sert bir hareket yapabilir. Belki 60 TL'lere gelir. Orasını o zaman inceleriz. Ondan sonra ben bu bölgenin bir retest hareketiyle test edilmesini beklerim arkadaşlar. Bakın önemli bir direnç kırıldıktan sonra ne yapıyor? Destek olarak burayı kendine aldığını gösteriyor artık robotlar. Diyor ki direnci kırdım. Bu direnç sen diyor benim desteğimsin. Bakın bu destekte ne yapıyor? Buralarda defalarca kez destek olarak çalışıyor. Artık bu destek kırıldıktan sonra ne oluyor? Tam tersi artık diyor sen benim desteğim değil direncimsin diyor. Bu bölgeye kafa atmak suretiyle çok daha sert düşüş getiriyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani 50 TL'nin kırılmasıyla da Ereğli robotları bunu çok seviyor. Bu bölgeyi kırar. 55-60'a doğru gider. Sonrasında bu bölgeye bir retest hareketi yapar. İşte o retest hareketinden sonra Ereğli çok hızlı bir şekilde FOMO'daki yükselişlerle kanal üst bandını kendisine hedef olarak alacaktır arkadaşlar. Ereğli'de direnç bölgesindeyiz. Direncin aşılmasıyla yönümüz daha sert bir şekilde kademeli olarak anlattığım gibi yukarı seviyelere gidecektir arkadaşlar. Ben bu yükselen trendimizin kırılmayacağını, bu yükselen trendimiz üzerinde de Ereğli'nin hedefinin ilk olarak 50 TL civarları olduğunu düşünüyorum. Destek bölgemiz neresi arkadaşlar? Destek bölgemiz 39 TL'lere kadar yükselmiştir. 36.90'lardan 39 TL'ye geldik. 39 TL'nin altında kalmayan bir Ereğli 50 TL'leri kendisine hedef yapacaktır. 39 ila 43 TL arasında sıkışmıştır. Hangi yöne giderse o yöne sert gidecektir. Arkadaşlar lütfen finansal okuryazarlığınızı geliştirmek için kendinize bir yatırım yapın. Kanalımıza abone olun. Videoları izleyin. Kendi yatırımlarınızı kendi öğrendiğiniz çizgilerle yapmak suretiyle hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.